Merhaba arkadaşlar, Pestsevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız. Oyun için yarın en hareketli günlerden bir tanesi. Yeni adaylı sözleşmeler gelecek, maç bileti gelecek, haftalık etkinliklerimiz var ve kampanyaların içerisinde olduğumuz için de bizleri bekleyen bazı şeyler bulunmakta. Bugün biteceklere geçmeden önce Konami'den kampanya haberi var. Dün sabahki videomuzda değinmiştik arkadaşlar. Messi Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu ve 8. defa Ballon d'Or'u kazandı. Ve Konami de bununla alakalı tebrik mesajı yayınladı. Hatta sonrasında kampanya düzenleyeceğini söyledi. Konami aynen şu şekilde dedi: "Tebrikler. Bu onuru kutlamak için eFootball yakında özel bir kampanya düzenleyecek. Sabırsızlıkla bekliyorum." dedi. Konami sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. Peki kampanya ne zaman gelir? Hemen yarın mı getirirler arkadaşlar, yoksa ilerleyen haftalarda mı? Zaman, tarih paylaşılmadı. Belki yarın olabilir, belki de ilerleyen haftalarda olabilir. Yani Messi'nin şimdi Dünya Kupası zamanından yine yaşlı bir kartını verirlerse çok bir işe yaramayacak. Zaten Messi'nin kartlarını bu geçtiğimiz sezon içerisinde çok fazla hediye ettiler. Belki Messi temalı görevler gelir ve onları yaptıkça hediyeler falan kazanabiliriz. Şu an Neymar'da olduğu gibi, daha önce Messi'de de olmuştu. Kartını hediye etmişlerdi. Görevler gelmişti. Oralardan da hediyeler kazanmıştık. Bakalım Konami Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını oyun içerisinde nasıl kutlayacak? Keşke şöyle çok eskiden ama Epic kartını, o zamanki adıyla ikon kartlarını falan hediye ediyordu oyuncuların Konami. Önemli isimlerin, Ronaldo'nun, Messi'nin, Maradona'nın ikon kartlarını hediye etmişlerdi. Messi'nin genelde renkli kartlarını hediye ediyorlar. Bruno Fernandes'in Showtime'ı, Neymar'ın da Showtime'ı hediye edilmişti. Göreceğiz bakalım arkadaşlar, Messi'nin kampanyası geldiğinde ne tür hediyeler bizleri bekliyor olacak. Ayrıca Bayern Münih'ten de 3 tane futbolcu hediye edildi. Eğer oyuna girip almadıysanız şimdi bile 9 Kasım'a kadar da süresi var. Girip bu hediyeleri alabiliriz. Yeni bir hesap açacak olsak bile 9 Kasım tarihine kadar bu hediyeler verilmeye devam ediyor arkadaşlar. Hatta dün sabah delete'i fullledik de 99 seviyeye kadar çıkıyor. 99'luk bir stoperi Konami bedava bizlere hediye etti. Bugün biteceklere başlayacak olursak arkadaşlar, geçen Perşembe günü gelen Player of the Week Japon Showtime'da oyuncuların yer aldığı paketlerin bugün son günü. Mağazadan bu forma yarın kaldırılmış olacak arkadaşlar. Almayı düşünüyorsak bugün alabiliriz. Ayrıca bazı üyelerde indirim vardı. Eğer almadıysanız bugün indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Yarın yine indirim sona ermiş olacak. Bunlar pahalıya satılacak. Fakat sözleşme yenileme biletini bir kere alabiliyoruz. Antrenörleri de 4 birlikten de 5 tane indirimli veriyorlar. Bugün bitecek etkinliklere baktığımızda tüm etkinlikler bitiyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz etkinliklerin bugün son günü. Ayrıca adaylı sözleşmeler bugün bitecek. Yarın yeni adaylı sözleşmeler gelecek. Her ayın en çok beklediğimiz paketleri yarın geliyor. Hangi oyuncular gelecek? Bununla alakalı ne yazık ki bilgi bulunmamakta arkadaşlar. Yarın öğreneceğiz inşallah, yüksek seviyeli isteyeceğimiz, kadromuzda oynatacağımız oyuncular olur. Ve maç bileti, şu anki maç bileti bugün bitecek. Yarın yeni maç bileti gelecek. Yeni adaylı sözleşmeler, yeni hediyeleri oradan kazanabiliriz. Orta ve aşağı kısma da eklenen oyuncular yarın sabah oyun bakımdayken açıklanacak. Bugün bir de Neymar'lı görev vardı arkadaşlar. Yapmış olabilirsiniz. Bunun son süresi bitecek. Yarına geçtiğimiz zaman yarın bizleri neler beklemekte? Her perşembe olduğu gibi bakım var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma girecek. Konami öğlene doğru 11'de açılacaklar. Bazen erken açıyorlar ama bazen gecikmeler de yaşanmakta. İnşallah yarın herhangi bir gecikme yaşanmaz. En geç öğlene doğru 11'de oyunumuz açılır. Yarın bizleri neler bekliyor? Player of the Week paketleri. Hem lig maçlarına bakaraktan hem de Şampiyonlar Ligi maçlarından Player of the Week paketleri gelmesi bekleniyor. Yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. Yeni maç bileti, giriş kampanyası, kampanya içerisinde olduğumuz için ikinci haftaya geçiş yapıyoruz. Meksika Ligi o paketinden açma hakkı, form güncellemesi, bazı takımların dizilişi değişecek. Pazartesi gelecekler açıklanacak. Epikleri de oradan çıkarmış olacağız. Haftalık etkinlikler de yarın bizleri bekliyor olacak. Şöyle birazcık bunları açtığımızda arkadaşlar, bu kampanyanın ikinci haftasına başlıyoruz. Konami 2 hafta üst üste bu giriş hediyeleri vereceğim dedi. Yarın antrenör verilecek. Pazartesi günü oyuna her gün giriş yapıyorsak pazartesi günü de 50 futbol parası alıyoruz. Diğer günler GP hediyesi. Yarın yine Meksika paketinden ücretsiz bir tane açma hakkı verilecek. Düşük seviyeli futbolcular anca etkinliklerde işimize yaramakta. Yarın bildiğimiz etkinlikler bunlar. Tabi bunların dışında yine Konami sürpriz etkinlikler de getirebilir. 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik. Özel tur etkinliği 2 tane açıklandı. Bir tanesi Meksika Ligi ile alakalı.
Diğeri de European Clubs. Şimdilik bildiğimiz 3 tane etkinlik bunlar arkadaşlar. Yarın belki sürpriz bir etkinlik gelirse sabahtan da Konami açıklama yapabilir. Devam ettiğimizde 2 tane Player of the Week paketi bekleniyor. Çünkü lig maçları oynandı. Lig maçlarından gelmesi lazım. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçlar oynanmıştı. 1. maçlardan Player of the Week getirdi Konami. 2. maçlardan da getirdi. Sırada 3. maçlar var. Peki kimler gelebilir? Dün bununla alakalı geniş bir video çekmiştik. O yüzden sadece isimlere bakalım arkadaşlar. Bayern Münih 8-0'lık galibiyet aldı. Burada şu adaylar çok fazla. Konami birini seçecek ama kimleri seçebilir? Harry Kane 3 gol 1 asist yaptı. Çok büyük bir aday. Leroy Sané'nin 2 tane golü var. Musiala'nın 2 tane golü var. Sağ bek futbolcusu Mazrui de 2 asist yaptı. Bu 4 futbolcudan bir tanesini Konami seçecek ama 4'ü de gelmeyi hak etti. Yani 4'ü de gelse niye geldi demeyeceğimiz isimler. Fakat bir ismi Konami tercih edecek. City United'ı deplasmanda 3-0 yendi. Erling Haaland'ın 2 gol 1 asisti var. Brentford Chelsea deplasmanda yendi. Stoper futbolcusu Pinnock ya da sağ açık futbolcusu Embumo adaylar arasında. Arsenal kendi evinde farklı bir galibiyet aldı. Kesinlikle bu hafta gelebilecek bir isim Nketiah. Genç futbolcu 3 gol attı. Liverpool 3-0'lık galibiyet aldı. Burada Szoboszlai orta saha futbolcusunun 2 tane asisti var. Cagliari'nin 4-3'lük galibiyetinde santraforları 2 gol ve asist yaptı ama çok fazla forvet var bu hafta. Hat-trick yapanlar filan. Gelme ihtimali düşük, gelirse seviyesi düşük olacaktır. Torino'nun 1-0'lık galibiyetinde golü stoper futbolcusu kaydetti. Yani normal kartında seviyesi 90, gelse belki 92-93 kartı gelebilir. Real Madrid El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 devirdi. 1-0'dan maçı çevirdiler. Maça damga vuran isim Bellingham'dı. 2 tane golü var. Atletik Bilbao Valencia maçı 2-2 bitti. Burada sağ bek futbolcusu Demarcos'un golü bulunmakta. İtalya Ligi'nde Inter Roma'yı 1-0 geçti. Burada golü atan Turam'a getirmezler. Çünkü bu hafta 2 gol atan, 3 gol atan çok fazla isim var. Belki Inter takımının savunmasından da oyuncu tercih edebilirler. Veyahut da orta sahasından. Ortası gol atmadı ama belki savunmasından bir ismi Konemi karşımıza getirebilir. Real Betis'in 2-1'lik galibiyetinde Isco eski Real Madrid'de bir gol bir asist yaptı. Sergio Ramos'u mesela getirdi Konemi. Acaba Isco'ya da bir jest yapar mı? Tabi Isco'nun yaşı o kadar yok ama yine de Isco belki gelebilecek isimlerden. Lens'in 4-0'lık galibiyetinde stoper futbolcusu Medina'nın bir golü bulunmakta. Paris Saint-Germain 3-2'lik galibiyet aldı. Mbappe, Emery ve Güney Koreli futbolcuları var. 3 tane isimden Konemi birisini tercih edebilir. Ama bu 3 isim son dönemlerde çok formda. Şampiyonlar Ligi Player of the Week'ine de Paris Saint-Germain'den oyuncu seçebilirler. Lig Player of the Week'ine de. PSV 5-2'lik galibiyet aldı. Eski Napoli'li oyuncu Lozano 3 gol attı. Sol açıkta oynadı. Gelirse sol açık kartıyla gelecektir. Anderlecht'in 5-1'lik galibiyetinde sağ açık futbolcusunun 3 golü var. Bizim ligimizden Konami her zaman oyuncu seçmemekte. Olur da bizim ligimizden Konami oyuncu seçerse Fenerbahçe 5-0'lık galibiyet aldı. Edin Dzeko'nun 3 golü var. Hat-trick yaptı. Edin Dzeko belki seçilmezse çünkü çok fazla forvet adayı var. Szymański ikinci aday da Szymański olacaktır. Ama dediğim gibi Konami her zaman bizim ligimizden oyuncu seçmemekte. Peki Şampiyonlar Ligi'nden kimler gelebilir? Her maçta birden fazla aday var arkadaşlar. Konami kimleri tercih edecek acaba? Ama Porto maçında tek bir aday var. O da Evanilson. 3 gol attı. Kesin gelecektir. Seviyesi inşallah yüksek olur. Manchester City'nin 3-1'lik galibiyetinde 3 tane aday var. Erling Haaland bu maçta da çok iyiydi. Ama Akanji, stoper futbolcusu gol attığı için Konami belki Akanji'yi tercih edebilir. Rodri'nin de bir asisti, güzel futbolu vardı. Manchester United 1-0'lık galibiyet aldı. Kaleci Onana son saniyelerde, son dakikada penaltı kurtardı. Büyük ihtimalle kaleci olarak Onana'yı göreceğiz. Paris Saint-Germain kendi evinde Milan'ı 3-0 devirdi. Bu maçta da Mbappe, Emery çok iyiydi. Ve Koreli futbolcu Lee Kang-in. Bu 3 futbolcu da aslında Player of the Week'e gelmeyi hak ediyor. Hem Lig Player of the Week'ine hem de Şampiyonlar Ligi'ne üst üste 2 farklı maçta da bu isimler iyi oynadı. Bakalım Konami hangilerini nereye tercih edecek? Barcelona 2-1'lik galibiyet aldı. Burada genç futbolcu Fermín López, göbek oyuncusu 1 gol kaydetti. Santrafor'da oynayan Ferran Torres de 1 gol 1 asist yaptı ama Santrafor'da oynadığı için mesela Porto'nun Santrafor'u var, Manchester City'nin Santrafor'u var, forvet adayları, rakipleri çok fazla. Feyenoord'un 3-1'lik galibiyetinde 3 tane aday var. Bu isimlerden birini Konami tercih edebilir. Arsenal deplasmanda 2-1'lik galibiyet aldı. Martinelli,
Sol açık futbolcusu. Oyunda da yüksek seviyeli kartları oluyor. Kendisini görebiliriz. Jesus'un da bir gol, bir asisti var. Galatasaray kendi evinde Bayern Münih'e 3-1 kaybetmişti. Bayern Münih de yine Harry Kane çoğu zaman olduğu gibi etkiliydi. Harry Kane var. Onun dışında Musiala var. Belki buradan Musiala'yı da tercih edebilirler. Ama lig tarafında da ikisi çok iyiydi. Lig tarafında Leroy Sané ve sağ bek futbolcusu da var. Harry Kane oyunda yüksek seviyeli oyunculardan bir tanesi ama dün bir arkadaşımız yorumlarda yazmıştı. Kimse Harry Kane ile oynamıyor ki diye Konami de getiriyor. Evet, Harry Kane çok fazla oyunda kullanılan oyunculardan bir tanesi değil. Real Sociedad'ın 1-0'lık galibiyetinde Brais Mendes gol attı. Maçı kazandırdı ama kendisi geldi. Belki farklı bir isim. Savunmadan tercih edebilir Konami. Real Madrid'de yine Bellingham çok iyiydi. Ama Bellingham'ın dışında Rodrigo'nun golü var. Mesela Camavinga da formda bir isim. Acaba bir pakete Camavinga'yı ekler mi diyeceğim. Şu anki Epic pakette kendisi yer almakta. Belki onu da eleyebilir Konami. Ama sürpriz isimleri de seçebilirler. Hatta bugün Konami Player of the Week ile alakalı açıklama yapabilir arkadaşlar. Genelde çarşamba günleri gelecek Player of the Week paketleri ile alakalı açıklama yapıyorlar. Eğer öyle bir şey olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım. Yarın hareketli bir gün bizleri beklemekte. Özellikle de adaylı sözleşmeler yenilenecek. Oyuncuların seviyeleri bakalım ne olacak? 99-98 seviyeli isimler özellikle bizler için çok önemli. Yeni bir kampanya gelir mi? Yeni etkinliklerimiz neler olacak? Bunlarla alakalı yarın yine karşınızda olmaya çalışacağım. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.